Merhabalar. 4. sınıf 1. dönem matematik 1. yazılıya hazırlık videosuyla yine birlikteyiz. Hemen sorularla başlayalım. 806302 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Burada binler bölüğü 806000 olacak. Bakın 806000 302. Burada 32 demiş. Burada 806302. Cevabımız A şıkkı olur. 800 bin diyor, 8 bin diyor olmaz. 806 bin, 300 bin, iki defa bin bin olmuş olmaz. Cevabımız aşık. İkinci soruyla devam edelim. 90 bin, Binler bölüğünde 90 olacak. Bakalım 90, 93 olmaz. 90 olur, 93 olmaz. 304, 304 de birler bölüğünde olacak. Bakıyoruz burada 340, 304 olan A şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Ali 11, Ayşe 13, Soner 9 yaşında. iki yıl sonra üçünün yaşları toplamı. 2 yıl sonra Ali ne olacak arkadaşlar? 13, Ayşe ne olacak? 15, Soner ne olacak? 11. Topladığımızda kaç çıkar arkadaşlar? 39 çıkar. O halde cevabımız ne olacaktır? 5. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakalım. İlk önce binler basamağı 2, 2, 2, 2. Binler basamağına bakıyoruz 2. Sonra baktığımız zaman burada 2 var. 0, 0 doğru daha büyük. Bir de Arkadaşlar ağzı gelen büyük olur. Doğru. Burada da sıkıntı yok. Baktığımızda 20. Burada 22. Burada 20 var. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 2220. Burada olmaz. Bu doğru. Burada da sıkıntı yok arkadaşlar. Diğerine bakıyoruz. En büyük 777. 700. 707. Bu olmaz arkadaşlar. Bu bundan daha küçük olduğu için yer değiştirmeli. Cevabımız B şıkkı bu sıralama sorularında bölüklere bakacağız. En yüksek sayıdan bakacağız arkadaşlar. Mesela şöyle 234, 254, 267. Büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru. Bakın 4, e, 44, 44, 44, 440, 04, 04 bu da doğru. Yani ilk önce binler bölüğüne bakacağız. Sonra birler e, bölüğüne bakacağız. Doğru sıralanmışsa doğrudur diyeceğiz. 5. soruyla devam edelim. Doğal sayısının çözümlenmiş biçimi, çözümlenmiş biçiminde ne olacak arkadaşlar? 78904 7 tane 10.000 olacak. Sonra 8 tane 1.000 900 ve 4 olacak. Baktığımız zaman 7 tane 10.000, 8 tane 1.000, 900 ve 4. Doğru cevap A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Burada 7 tane 1000 diyor. 7 tane 10.000 olacak. 10 binler basamağında olduğu için. Burada da 7 tane 1000 diyor. 10 bin diyor. Doğru ama 8 tane 100 olmaz. Bu doğru bu yanlış. Burada bakalım. 7 tane 10 bin doğru. 8 tane 1000 doğru. 900 doğru. 4 tane 10 değil. 4 tane 1'ler basamağında olduğu için. onlar basamağı yanlış. Cevabımız A şıkkı. Çözümlenmiş şekli. Hemen yazalım. 500 40 bin. Binler bölüğünde olmadığı için sıfır yazıyoruz. 300 onlar basamağında olmadığı için sıfır yazıyoruz. 305 olacak. 540 bin 305 hangi şıkta var? C şıkkında var. Devam edelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın onluğa yuvarlandığında kendisinden büyük bir sayı elde edilecek. Demek ki yukarıya yuvarlanması gerekiyor arkadaşlar. Burada baktığımızda nereye yuvarlanır bu? Onluğa yuvarladığımızda buraya bakacağız. Buraya bakacağız. Buraya bakacağız. Bu 3 olduğu için aşağıya yuvarlanır. Bu 4 olduğu için aşağıya. Bu 1 olduğu için aşağıya. Bu 6 olduğu için yukarıya yuvarlanacak. Diyor ki onluğa yuvarlandığında kendisinden büyük yuvarladığımızda bu ne olur? 130 olur. Kendinden büyük. Bu ne olur? 550 olur. Bu ne olur? 1740 olur. Bu ne olur? 2490 olur. Bakın hepsi aşağıya fakat bu yukarıya yuvarlandı. Devam ediyoruz. Kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar ilk önce binler basamağına baktım. 7 7 eşit. 46 46 eşit. Şimdi bakacağız. Ne olmalı? 8'den küçük olmalı. Küçük olması için ne gelebilir? 7 gelebilir, 6 gelebilir, 5 gelebilir, 4 gelebilir, 3 gelebilir, sonra 2 gelebilir, 1 gelebilir, 0 gelebilir. Rakamların toplamını soruyor. Topladığımızda 7, 6, 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 20. 8. Cevabımız C olur. Topladığımızda 28 çıkıyor. Birler bölüğünde 213. Bakıyoruz bu binler bölüğünde. Bu sadece 213 olmaz. Birler bölüğünde e, 213. Binler bölüğünde 915. Binler bölüğüne bakıyoruz 915. O halde cevabımız C şıkkı. 8, 3, 0, 6, 9 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulan 5 basamaklı en büyük doğal sayı. Arkadaşlar 5 basamaklı en büyük dediği için o halde biz ilk önce en büyük rakamı kullanıyoruz. 9, sonra ikinciyi kullanıyoruz. 8, sonra 6, sonra 3, sonra 0. En büyük dediği zaman arkadaşlar en büyük rakamdan başlıyoruz. En küçük dediği zaman en küçükle başlıyoruz. Baktığımızda kaç çıktı? 96630. Cevabımız ne olacak? C şıkkı. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1600 olan en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 1600'e yuvarlanacak ve en büyük olacak. de o halde ne olabilir bu? 1649. Neye yuvarlanır arkadaşlar? 49 50'den küçük olduğu için 1600'e yuvarlanır. O halde cevabımız ne olmak zorunda? 1649. Hangisinde var bu? Bakın bir tane binlik, altı tane yüzlük, dört onluk, dokuz birlik. O halde cevabımız C olur. Bir, yedi, altı, sıfır rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük çift sayı yazılacaktır. Buna göre arkadaşlar en büyük dediği için en büyük rakamımız yedi. Daha sonra ne gelecek? Altı, sonra bir, sonra sıfır olacak. En büyük çift sayı dediği için 0 en sona yazılacak. O halde ne olur? 7, e, 7610 olur arkadaşlar. En büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 7610'dur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Örüntü kuralına göre A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Arkadaşlar kaç artmış? Artı 1. Kaç artmış? Artı 3. Kaç artmış? Artı 5. Artı 2. Artı 3. Artı 5. Kaç artacak arkadaşlar? İkişer, ikişer e, bakın artı 1 artmış. 3 artmış 5 ikişer ikişer o halde kaç artacak artı 7 artacak 11 7 daha ne olur a eşittir 18 olur arkadaşlar devam ediyoruz yukarıdaki sayıda tekrar eden rakamların basamak değeri toplamı kaçtır diyor tekrar edenlere bakalım 5 5 5 bu nerede 10 binler basamağında o halde 50 bin bu 50.000 yazalım. Yüzler basamağında 500, onlar basamağında 50. Topladığımızda ne olur? 50.550 olur. Cevabımız D. Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir? Hemen yazalım. 684.000, bin, 684.000 bin 16. Yüzler basamağında yok. 0 yazıyoruz. 16. 680 bin hemen yazıyoruz 680 bin 640 640 688 bin 688 yüz bin5 yüzler ve onlar da olmadığı için sıfır yazıyoruz 690 bin 690 bin 100 baktığımızda en küçük ne olacak 680 bin olacak. Yani cevap B şıkkı. 16. soruyla devam edelim. Doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlayarak kaç olur? Yüzlüğe dediği için arkadaşlar onluk ve birliğe bakıyoruz. Kaç? 63. 50'den büyük mü? Evet. 50'den büyükse ne olacak? Burayı 4'ü 1 arttırıyoruz. Yani 72500 olacak. Hangi şıkta var? C şıkkında doğal sayıları yazmada kullandığımız kaç tane rakam vardır? Arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 toplam kaç tane oluyor? 10 tane rakam var. 4 basamaklı en büyük çift sayı arkadaşlar 4 basamaklı dediği için 9998. 9 yazamayız çünkü o zaman tek sayı olur. En fazla 8 yazabilir ne olur? 9998. 8. Cevabımız C şıkkı. Burada 9999 tek olur. Olmaz. Bu bundan daha küçük. Olmaz. Olur. Zaten olmaz. 19. soruyla devam edelim. 678543 doğal sayısı. 5 ile 7'nin basamak değerleri toplamı kaçtır? 5 ile 5'in basamak değeri ne? 500. 7'nin basamak değeri var. Ne? 70.000. Çünkü 10.000'ler 10 basamağında ne olur? 70.000 olur. Topladığımızda? 70500 hangi şıkta var? Topladığımızda 70500 olur. Cevap B şıkkı. Son soru sayısının basamak ve doğa, e, ve sayı değerleri farkı kaçtır diyor. Arkadaşlar basamak değeri kendisidir zaten. 234567 sayı değerlerini hemen toplayalım. 2 3 daha 5 4 daha 9 5 daha 14, 6 daha 20, 7 daha 27. Sayı değeri de ney? 27. Neyini istiyor? Farkını yani çıkaracağız. Çıkardığımızda 7'den 7 çıktı 0, 4, 5, 4, 3, 2. Yani 234.540 cevabımız C şıkkı olur. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. 4. sınıf matematik yazılı hazırlık bir video daha atacağım.